Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teknik Üniversitesi'nin ödül töreni, öğrencilerin seçtiği. Evet. Ödül töreni. Neler söyleyeceksiniz? Aynen. Çok heyecanlıyız. Tabii ki Alice'le ödül alıyor olmak bizi çok mutlu etti. Diğer arkadaşlarımızın kimisi hasta, kimisi şehir dışında, kimisi çekimde, kimisi oyunda. O yüzden bize bugün dahil olamadılar. Ama temsilen biz geldik. Biz geldik. Peki projeleri değerlendirirsek Alice diğer projelerden daha farklı diyebilir miyiz sizin için? Benim ilk sahne deneyimim olduğu için elbette ki çok farklı bir tecrübe ama çok severek yaptığım bir iş. Hem de bu kadar harika insanlarla bu sahneyi paylaştığım için çok çok sevinçle, heyecanla yaptığım bir iş. O yüzden elbette ki farklı diziden, filmden. Çok zarif cevap veriyor arkadaşım gerçekten. Biz de onun, yani her birimiz birbirimizle beraber yaptığımız için bu projeyi çok mutluyuz. Bir de çok özen gösterilmiş bir proje olduğu aynen için. Zaten yani siz de fark ediyorsunuzdur yaklaşık 1,5 senedir. Zaten her yerde görünürlüğü çok yüksek bir proje oldu. Bunu hak ettiğini de düşünüyoruz. Belli ki üniversiteli arkadaşlarımız da bunu böyle düşünüyorlar ki bizi ödüllendirdiler. Bildiğimiz kadarıyla son 15 oyun muydu? Daha mı düşünüyorsun? Valla son 20 sayıyorduk. 20. Aynen onların 5'ini yaptık yanılmıyorsam. Mayıs'a kadar devam ediyor. Öyle görünüyor. Evet. Alice'in başarısı ortada ama 2020 yılında sizi farklı projede görecek miyiz? Vallahi o kadar istiyorum ki bunu yani ne kadar söylesem bıkmayacağım muhtemelen. Çok özledim tabii ki. Ama doğru proje için, böyle kalbimin atacağı bir şey için doğru zamanı bekliyorum. O gelip beni bulacaktır eminim ki. Bir çalışmalarımız var. Umarım gerçeğe döner bakalım. Serenay Sarıkaya'nın gönlünde yatan bir karakter var mıdır? Var, olmaz olur mu? Ama Hakan video. Hakan video. Var tabii ki. Çok beni heyecanlandıran şeyler var. Ama çalışma aşamasında hala tam olarak netleşemediği için bir şey söyleyemiyorum henüz. Kare, proje seçer misiniz? Ya da kendinize yakıştırmadığınız bir karakter, yani, bir proje? Düşünmediğiniz bir karakter var mı diye soruyor. Benim en büyük kriterim herhalde beni hakikaten böyle yüreğimi çarptıracak bir şeyle karşılaşmam. Muhtemelen her oyuncu için de bu geçerlidir. Tabii ki iyi bir hikaye herkes çok heyecanlandırabilir ama özel bir karakter seçimi yok. Onu okuyunca insan anlar herhalde, değil mi bu? Öyle oluyor genelde. Yani hepimiz için öyle. Ben programda sürekli soruyorum zaten bunu. Hani ne ilginizi çekiyor, ne yapıyorsunuz falan diye. Genelde böyle cevaplar veriliyor. Şimdiye kadar o karakteri sevmemden çok hangi karakteri istediğimiz üzerine daha çok yoğunlaşıyoruz biz. Özellikle öyle gelen senaryoyu da o açıdan değerlendiriyor bütün arkadaşlarımız diye biliyoruz. Belki enteresan bir cevap. Program demişken geçtiğimiz günlerde Cem Bey'in bir açıklaması oldu. Stoklama. Stoklama ile Serenay'a nasıl dalıp gidiyoruz. Doğal kullanıyorsunuz. Çok gülmemiz istiyorum. Çok güzel programdı. Ben de izledim. Çok eğlendim. Yani çok çok keyifliydi. Evet. Niye gelmediniz? Siz gelmiyorsunuz. Biz, hep dışarıda oradan, bekliyorsunuz. Evet. İçeri almıyorlar ama. Almıyorlar olur. Ben halledeceğim. Zorlu bu bizim haber ya. Hemen açın. Cem Yılmaz Bey bu açıklamasına yorumunuz ne olur? Size bakıp dalıp gidiyormuş. Valla ben izledim şovu. İbrahim'i de zaten çok seviyorum. İlk gösterisine, ilk programına ben de çıkmıştım. Evet. Çok keyifli olduğunu düşündüğüm bir program. Çok eğlenceliydi gerçekten. Evet. Onun gibi 50 tane şaka yaptı. Ben aslında bir yandan çok hoşumuza gitti bizim ekip olarak. Lime lime edilip seyredilmiş demek ki program detay detay. Aynen. İlk geceden önde. Evet. Çıktınız, evet, değil daha mi? Dün çıktı. Onun gibi 50 tane şakası var Cem'in. Yani çok eğlenceli. Şaka, şaka derken ama her şakanın altında bir gerçek yatar. Böyle bir şey olabilir mi? Sesler gelmeye başladı. Sizin galiba gitmeniz gerekiyor. Sosyal medyada gezerken kalıp gittiğiniz bir bak, var. Bak o benim sorum. Aynı onu ben soracağım. Aynı soruyu sormuştu bana İbrahim. O ilk bölümde cevabı var. İlk bölümde sormuştu cevabı da var. İzleyebilirsiniz İbrahim Selim'le bu gece. Sizin ağzınızdan duysak böyle hayranlıkla baktığınız biri özellikle. Yani benim hiç stalklama huyum yok. Ben sevdiğim, merak ettiğim insanları takip ediyorum zaten. Peki son olarak yılbaşında o sesliydiniz. Oradan da biraz bahsettiniz de sizi gönderelim. Çok efendim. Teşekkür ederim. Çok çok keyifliydi. Yine arkadaşlarım bana eşlik edemediler. Evet. Ne yazık ki. Ben yiyeyim. Beni yalnız bıraktılar orada. Ama çok çok keyifliydi. Sesiniz çok beğeniliyor. Hani zaten albüm ya da single konuşması her zaman oluyor. Sahne almanız, teklifler falan geliyor mu?
Yani yine ilk defa söylemeyeceğim, ilk defa vermeyeceğim bu cevabı ama elbette ki geliyor. Ama benim ilgi duyduğum, profesyonel olarak yapmak istediğim bir şey değil. Hatıra ya da anı olsun diye. Bilmem yani, hatıra anı olsun diye arkadaşlarımın programında söylüyorum. Böyle organizasyonlarda söylüyorum, işte programlarda. Yetiyor da artıyor bile. Müzikalde söylüyorum, daha ne olsun ya, 2000 kişinin karşısında. Anı gibi anı hakikaten. Kolay gelsin. Röportaj için teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim.